Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlere geçtiğimiz yıllarda birçok defa gitmiş olduğum Hollanda'dan çeşitli çektiğim görüntüler, fotoğraflardan kısa bir film hazırladım. Tabii Hollanda benim için her şeyi el yapımı bir ülke. Doğal hiçbir şey yok. Yok denecek kadar yok. En yüksek tepesi 40 metre. Bütün ormanları kendiliğinden değil, insanların yapmasıyla oluşmuş. Ülkenin bir ucundan bir ucu çok kısa bir mesafede. Yüz ölçümü çok küçük. Hakikaten çok küçük. Bütün bunlara rağmen ama müthiş bir çalışkanlık örneği görmek mümkün. Hollanda'da her şeyi görebiliyorsunuz. Her şeyi yaşayabiliyorsunuz. Küçücük bir ülke olmasına rağmen müthiş bir tarım kaynakları var. Müthiş bir tarımsal üretimleri var. Başta peynir olmak üzere çiçekçilikte çok iyiler. Dolayısıyla ben de Amsterdam'da bir kanal teknesiyle kanalları gezdim. Tabii hepsini gezme şansınız yok. Ben kısa bir tura katıldım, bir saatlik. Bütün kanalları gezdim deseniz herhalde bir 2-3 gün sürer. Çünkü çok kanal var. Şehrin her tarafında kanallar var. Ve bu özellikle bu videoda çiçekleri ön plana çıkartmaya çalıştım. Çok sıradan Amsterdam'ın hemen şehrin içerisinde bir çiçekçiler caddesi var. Orada çiçekçilere gittim. Kıştı ama kış olmasına rağmen, mevsimi olmamasına rağmen o kadar çok çiçek vardı ki anlatamam. Yaş çiçekler, çiçek soğanları, yani her çeşit çiçek çiçekçilerde mevcuttu. Dolayısıyla onları çektim. Teker teker. Hele poşetlenmiş çiçek tohumları anlatamam. Çok da ucuz. Bizim paramıza göre de ucuz. Çevirdiğimizde de ucuzdu tabii o zamanlar. Şimdi biraz euronun kuru epeyce yükseldi ama yani parayı çevirmediğinizde orada 50 kuruşa 1 liraya çok çeşitli çiçekler alabiliyorsunuz. Bunları gelip evinizin bahçesinde dikebilirsiniz, yetiştirebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Yani müthiş bir çiçekçilik var. Ben de özellikle bu videoda çiçekleri ön plana çıkartmaya çalıştım. Ama bir dahaki videolarda biraz peynirden bahsedeceğim. Özellikle Hollanda'daki peynirlerin dünyadaki durumu. Çünkü hakikaten çok peynir mağazasına gittim, peynirler tattım, birçok peyniri beğendim, peynir yedim. Onun için o peynirlerle ilgili videoyu biraz sonra, bir sonraki videoda hazırlamayı düşünüyorum. İşte burası mesela bir peynirci dükkanı, sanki kuyumcu dükkanı gibi. Çok güzeldi, çok keyifli bir geziydi. Evet, bir dahaki videoda size peynirleri göstereceğim ve Hollanda ile ilgili birkaç video hazırlamayı düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın.